Merhaba arkadaşlar, Karageçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba sevgili gençler. Ben Şefika. 72 yaşındayım. Okuma yazmam var fakat bilgisayar kullanamadığım için anlattıklarımı torunum yazdı. Herkes bilsin ve herkes ibret alsın. Bundan tam 25 yıl önceydi. 2 tane oğlum vardı. Kemal ve Menderes. Büyük oğlum Kemal askerden yeni gelmişti. Eli ekmek tutan, çalışkan bir çocuktu. Askerden önce çalıştığı fabrikaya tekrar girdi ve çalışmaya başladı. Aynı fabrikada beraber çalıştığı Zeliş isminde bir kızdan bahsediyordu bana. Ben de durumu eşimle paylaştım. Kemal evlenmek istiyor herhalde. Bana o kızdan bahsedip duruyor dedim. Eşim Cemal de kızı bir araştıralım. Bakalım nedir ne değildir dedi. Eşim emlakçı olduğu için çevresi genişti. Ertesi gün Kemal işten geldikten sonra bana "Anne, yarın Zeliş bize gelse tanışsanız olur mu?" dedi. "Olur oğlum da önce biz bir gidip kızın ailesiyle tanışsaydık, adettendir." dedim. Kemal, "Zeliş'in ailesinin henüz haberi yok benden. O yüzden ben sizinle tanıştırmak istedim." dedi. Eşim o akşam geldiğinde ona da söyledim. "Tamam." dedi. Ertesi akşam kek börek falan yapıp Kemal ile Zeliş'i beklemeye başladım. Akşam iş çıkışı ikisi beraber el ele geldiler. Zeliş gelip elimi öptü. Geçip oturdu. Hareketleri, giyimi bana çok hanım bir kızmış gibi gelmedi. Eşimle gelince çayımızı içip kek börek yedik. Zeliş ailesinden bahsetti. Kemal o yaşına kadar hiçbir gün babasının önünde ayak üstüne atmamıştı. O gün Zeliş bizim karşımızda ayak üstüne attı. Üstelik de etek giymişti. Ben ve eşim çok garipsemiştik. Üstelik Zeliş'in konuşmaları da çok hoşuma gitmemişti. Kemal Zeliş'i evine bırakmaya gittiğinde eşimle oturup konuştuk. Sanırım bu kız Kemal'e göre değildi ama ona bunu nasıl söyleyecektik? Kemal geldikten sonra heyecanla "Nasıl buldunuz Zeliş'i? Çok güzel, çok akıllı değil mi?" dedi. Onu karşımıza alıp güzellikle durumu anlatmaya çalıştık. "Sen sevdiysen başımızın tacıdır. Gelinimiz değil, kızımız der, bağrımıza basarız. Ama bu kız sana göre değil oğlum." dedim. Kemal sinirlenmişti. İlk defa bize tavırlı konuşmaya başladı. "İlk görüşte böyle düşünülmez ki. Onu bir tanısanız falan." diye bize çıkıştı. Ben ve eşim çok üzülmüştük ama neyse, 1-2 gün geçsin bakalım dedik. Aradan bir hafta geçmişti ki Kemal bana "Anne, babama söyle de hafta sonu Zeliş'lere tanışmaya gidelim." dedi. "Durum ciddileşti mi oğlum?" dedim. "Evet anne." dedi. "İyi düşündün mü oğlum?" "Düşündüm." dedi. Akşam babasıyla tekrar karşımıza alıp konuştuk ama ne dediysek vazgeçiremedik. Kemal kara sevdaya düşmüştü sanki. Hafta sonu Zeliş'lerin evine ailesiyle tanışmaya gittik. Babası çok düzgün, beyefendi bir adamdı ama annesi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çekişmeli bir akşam yaşadık diyebilirim. Eve döndüğümüzde de Zeliş'in Kemal'e uygun biri olmadığını ona söyledik. Ama oğlum kararından vazgeçmedi. 2 hafta sonra Zeliş'i istemeye gittik. Annesi isteme esnasında yine problem çıkardı. "Oğlunuzun evi yokmuş, neyle geçineceklermiş, kızını garanti altına alacak bir şeyimiz var mıymış?" gibi laflar etti. Neyse ki kızın babası Durmuş Bey araya girerek ortamı yumuşattı. İsteme faslını kazasız belasız atlattık. Şimdi sıra nişan ve düğündeydi. Zeliş ve annesi yine nişan alışverişinde bizi bayağı bir zorladılar. Neyse, nişanı da kazasız belasız atlattık. Ama cebimizde 5 kuruş para kalmamıştı. Düğünü nasıl yapacağız? Bu çocuklar nerede yaşayacaklar diye eşimle kara kara düşünüyorduk. Benim köyde annemden kalma bir arsam vardı. Köydeki abimi arayıp satmak istediğimi söyledim. Abim sağ olsun bana para yolladı. Ama hisseyi üzerine almadı. "Paran olursa ödersin. Yok, ödeyemeyeceğim dersen o zaman bakarız bacım." dedi. Parayı alıp eşime verdim. Düğün masrafları için kullanacaktık. Zeliş'in annesi yine yapmıştı yapacağını. Ben kızımı kiralık evde oturtmam. Kızıma ev alın diyordu. Eşimle bir gece sabaha kadar uyuyamadık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Oğlumuzun saadeti için elimizden gelen şeyi yapacaktık. Oturduğumuz evi onlara vermeye karar verdik. Önce kendimize kiralık bir ev bulduk. Hemen bir sokak aşağıdaydı. Evi boşaltıp tadilat yaptırdık. Gelin hanım ve annesi yine de memnun olmamışlardı. Çünkü evin oğlumun veya gelinimin adına olması gerekiyormuş. Eşim bu duruma iyice sinirlenmişti. Neredeyse nişan atılacaktı. Neyse ki ikna oldular. Düğün yaklaşırken yavaş yavaş eşyaları da almaya başladık. Elimizde avucumuzda ne varsa tüketmiştik. Ayrıca da çok borca girmiştik. Gelin hanım ve annesinin istekleri bitmek bilmiyordu. Oğlum da onlardan yana olmuş ve bir kez evleneceğiz, olmuşken en iyisi olsun mantığına bürünmüştü. Düğüne kadar ben ve eşim sabrettik. Düğün günü altınların olduğu torba konusu da bayağı bir olay oldu. Torbayı gelinin annesi aldı. Ben pes etmiştim sonunda. Bizim sakin davranmamızla neyse ki kavgasız dövüşsüz bir düğün yaptık. Bir oğlum daha vardı benim. O daha 14 yaşındaydı. Onun da hakkını yemiş olduk aslında. O evleninceye kadar ona hazırlık yapacaktık artık. Ama gelin hanımın istekleri durdurak bilmiyordu. Şimdi de oğlumdan araba istemeye başladı. İlla bir arabaları olması lazımmış. Bu arada gelin hanım evlendikten sonra işi bırakmıştı. Sadece oğlum çalışıyordu. Bizim ufak tefek bir arabamız vardı. Oğlum her akşam ve hafta sonu gelip arabayı alıyordu. Her gün ayrı bir gezmedeydiler. Eşim benzinini koyuyordu ama araba eve boş depoyla geliyordu. Artık bunun bir sonu olması lazımdı. Eşime, "Artık bu çocuk kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensin. Bırakalım yağlarında kavrulsunlar," dedim. Eşim artık arabanın deposunu doldurmuyordu. Ben bazen evlerine yemek yapıp götürüyordum. Onu da kestim. Bizim artık küçük oğlum için bir şeyler biriktirmemiz gerekiyordu. Musluk kesilince bizim gelin hanım da gerçek yüzünü göstermeye başladı. Oğlumu doldurup doldurup bize yolluyordu. Günlerce oğlumla kavgalar ettik. Daha sonra oğlum bize gelmemeye başladı. Çok üzülüyordum. Çok ağlıyordum ama eşime ve küçük oğluma belli etmiyordum. Aradan bir yıl geçmişti. Bizim gelin hamileymiş ama bizim haberimiz yok. Komşulardan duydum. Ben de annelik görevimi yapayım, aradaki buzları eriteyim, büyüklük bende kalsın dedim. Hediye alıp gelinimin kapısını çaldım. Bana etmediği hakaret, söylemediği söz kalmadı. Kapıdan kovdu beni. Komşular da şahit oldu. Akşama kadar ağladım. Akşam eşim gelince de çaktırmadım. Biz yemek yerken kapı çaldı. Gelen oğlum ve gelinimdi. Bir şey belli etmeden içeri buyur ettim. Oğlum bize müjdeli haberi nihayet verdi. Eşim çok sevindi. O sevinçle arabanın anahtarlarını Kemal'e verdi. "Çocuk hediyesi," dedi. Benim kan beynime sıçramıştı ama yine sustum. Aradan birkaç gün geçti. Gelin hanım çat kapı bize geldi. "Anneciğim, anneciğim" deyip duruyordu. "Hayırdır inşallah," dedim. Eşim emlakçı olduğu için o aralar bir arsa işine girmiş. Arsalara evler yapılacak ve satılacakmış. Biz de kar ortağı olmuşuz. Benim bile haberim yoktu. Gelinimden öğrenmiştim bunları. Kızım," dedim. "İşte bu mevki çok güzelmiş. Şehrin en gözde mekanı olacakmış. Orası bitince artık biz de oraya taşınırız," dedi. Sinirden ne dediğimi bilemedim. Evimizi, arabamızı vermiştik. Hala başka şeyler peşinde koşuyorlardı. O gün ağzıma geleni söyledim. "Benim bir oğlum daha var. Eğer oradan bize bir ev kalacaksa orası küçük oğlumun," dedim. Gelin hanım sinir krizleri geçirdi. "Hak var, hukuk var. Ben oğlum büyüyünce ne diyeceğim ona?" Gelin hanım çıldırmış gibi evden gitti. Akşam eşim gelince, "Şu arsa meselesini anlat bakalım," dedim. "Nereden biliyorsun?" dedi. "Gelinden öğrendim," dedim. Meğer bizim herif benden önce gidip gelinine ve oğluna söylemiş. Bana sürpriz yapacaklarmış. Ona da çok kızdım. O gece gözüme uyku girmedi. Sabaha kadar kıvrandım. Sabah bir komşu erkenden kapımızı çaldı. Zeliş ve Kemal son gaz hastaneye gittiler dedi. Meğer bizim gelin bebeğini düşürmüş. Çok üzüldüm, çok ağladım. Söylediklerime de pişman oldum. Ertesi gün oğlum kapımı kırarcasına evime girdi. Bana hakaretler edip bebeğimiz senin yüzünden düştü dedi. Kalbime bir bıçak saplasa daha az canım yanardı. Kalbime taş basıp sustum. Aradan bir ay geçti. Oğlum da gelinim de yavaş yavaş sakinleşmişti. Bir gün bize geldiler. Ben de hiçbir şey olmamış gibi onları ağırladım. Birkaç gün sonra gelinim zırt pırt bize gelmeye başladı. Ne agresifliği ne de kini kalmıştı sanki. Neyse biraz olgunlaştılar herhalde dedim. Bir cumartesi günü eşimle uyuyorduk. Küçük oğlum Menderes'in odasından ses duydum. Hemen kalkıp baktım. Oğlum uyuyordu. Üstünü örttüm. Lavaboya gittim. Sonra mutfağa girip su içtim. Mutfakta sandalyeye oturup suyumu içerken koridordan birinin geçtiğini gördüm. Kalbim yerinden hoplamıştı. Bir anlık bir şeydi. Gölge mi, karartı mı anlamadım. Çok hızlıydı. Kalkıp koridora doğru yavaşça baktım. Sadece mutfağın lambası yanıyordu. Işık koridoru hafif aydınlatıyordu. Koridorun lambasını açmadan mutfağın lambasını kapatıp yatak odasına gidecektim ki bir anda duvar kenarında simsiyah bir şey fark ettim. İstemsizce çığlık attım. Hemen koşup lambayı açtım. Hiçbir şey yoktu. Eşim ve oğlum koşup geldiler. Benim elim kalbimde, neredeyse bayılacaktım. "Ne oldu?" dediler. "Bir karartı gördüm" dedim. Neyse ki sonra sakinleştim. Birkaç gün sonra akşam vakti sobadaki kömürler bitti. Ben de kömürlüğe çıkıp önce külü döktüm. Sonra da kovaya kömür boşalttım. Tam kömürlükten çıkacaktım ki kapı aniden kapandı. Kömürlük karanlıktı. Sadece sokak lambası aydınlatıyordu orayı. Kapı kapanınca ben karanlıkta kaldım. Çok korkmuştum. Demir bir kapıydı ve ağırdı. Kolay kolay rüzgardan veya ceryandan kapanacak kapı değildi. Elim ayağım titremeye başladı. Kapıyı açmaya çalışıyordum ama sıkışmıştı. Kapıya vurup "Menderes" diye bağırdım. Kış günü her yer kapalı olduğu için sesimi duymadı. O anda arkamda bir nefes sesi hissettim. Kömürlükte benden başka biri daha vardı. Yavaşça arkamı döndüm. Kalbim yerinden çıkacaktı. Nefes sesini duyuyordum ancak kimseyi göremiyordum. Zaten görmem de imkansızdı. Sesim titreyerek "Sen de kimsin?" dedim. Hala nefes sesi geliyordu. Fakat konuşmuyordu. Kömür torbalarının arasından geliyordu ses. Korkudan oracıkta bayılacaktım. Kömür doldurmak için kullandığım demir küreği el yordamıyla bulup elime aldım. "Kimsin sen? Ne işin var burada?" dedim. Hala ses yoktu. Demir kürekle kapıya var gücümle vurmaya başladım. Ben vurdukça kömürlüğün içinden çığlık gibi bir ses yükseldi. Artık korkudan kapıyı yumruklamaya başladım. Menderes'in geldiğini ve "anne" diye bağırdığını duydum. Gerisini hatırlamıyorum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde konu komşu herkes bizim evde toplanmıştı. "Ne oldu?" dedim. Komşular kömürlükte bayıldığımı söylediler. "Neden bağırıp kapıya vuruyordun?" dediler. "Kapı üstüme kapandı. Karanlıktan korktum" dedim. Komşularımdan biri yaşlı ve gün görmüş bir kadındı. Hacer abla. Gözlerimin içine bakıyordu. Komşular gittikten sonra sadece o kaldı. Menderes'i de odasına yolladı. "Ne gördün o kömürlükte?" dedi. "Bir şey görmedim Hacer abla. Korktum" dedim. "Gözlerin hiç öyle söylemiyor" dedi. Hacer ablanın o bakışlarından korkmuştum. "Bir şeye ihtiyacın olursa seslen" dedi ve gitti. Bir saat sonra da eşim geldi. Beni görünce "Ne bu halin?" dedi. Ben de "Kömürlükte kapalı kaldım. Korktum. Bayılmışım" dedim. Eşim bana bakıp "Sen karanlıktan korkmazsın Şefika. Bir şey mi oldu? Sen korkup bayılacak kadın değilsin" dedi. "Yok, gerçekten korktum. Demek ki yaşlanıyorum. Bünyem zayıflıyor" dedim. İkna olmamıştı ama bir şey demedi. O gece uyurken aklıma gelen bütün duaları ve sureleri okudum. Korkudan iki büklüm şekilde uykuya daldım. O gece tilki uykusuna yatmıştım. Yine çıt ses duysam fırlıyordum. Oğlumun odasının kapı sesini duydum. Hemen ayağa fırladım. Ben yatak odasından çıkarken bahçeye çıkan kapının sesi geldi. Çıktığımda baktım ki oğlum dışarı çıkıyor. "Menderes" dedim. Dönüp bakmadı. Hemen koşup bahçe kapısına durdum. Menderes kömürlüğe giriyordu. "Oğlum dur, neden oraya giriyorsun?" dedim. Kömürlüğün kapısı yola doğruydu. Ben köşeye dönüp kömürlüğün kapısına vardığım anda fark ettim ki kömürlüğün kapısı kapalı. Hem de kilitliydi. Menderes nasıl girerdi buraya? Hemen eve dönüp anahtarları almak istedim. O anda Menderes odasından çıktı. "Anne, ne oluyor gece gece?" dedi. Ben olduğum yerde kaldım. Bir dışarı, bir Menderes'e baktım. Oğlumu dışarı çıkarken gördüğüme emindim. Kömürlüğün anahtarları elimdeydi. Menderes'in yanına gittim. "Oğlum, sen dışarı çıkmadın mı?" dedim. "Yok anne, ben uyuyordum. Baktım kapı sesi falan geldi. Ben de kalktım, seni gördüm" dedi. Korkudan aklımı kaçıracaktım. Bu evde bir şeyler oluyordu. Oğlanı yatırıp yatak odasına geçtim. Eşim horul horul uyuyordu. Uyumaya çalıştım ama uyuyamadım. Ben de oğlanın odasına gittim. Oğlumla beraber uyudum. Birkaç gün sonra eşim bir emlak işi için şehir dışına gideceğini söyledi. Bir satıcıdan vekalet alması lazımmış. Menderes de amcasının oğluyla ders çalışmaya gitti. Akşam beni arayıp "Burada kalmak istiyorum" dedi. Ben de hevesini kırıp "Baban evde yok, eve gel" demedim. Yani o gece evde tek kalmıştım. Dualar edip başımı yastığa koydum. Bir süre uyuyamadım. Başıma ağrılar girmişti. Kalkıp ağrı kesici bir hap aldım. Sonra tekrar yatağa girdim. Bir süre sonra uyumuşum. Uyurken kapının açılma sesini duydum. Önce çok korktum ama anahtar sesi falan da gelince herhalde ya eşim ya da oğlum Menderes geldi dedim ve yataktan kalktım. Koridora çıkarken fark ettim ki gelen her kimse ışığı açmamıştı. Koridora çıkıp baktım. Dış kapı açıktı ama kimse yoktu. Yavaşça koridordan yürürken oğlumun odasına ve salona baktım. Kimse yok. Kapıya doğru yürüdüm. Dışarı baktım. Kömürlüğün kapısı açıktı. "Kim açar gece yarısı kömürlüğe?" dedim. Tam inip kapatacağım anda kömürlükten bir adam çıktı. Siyah, uzun bir şey giymişti. Yüzü donuk ve gözleri kapalıydı. Elinde kömürlükten aldığı bir halat vardı. Korkudan boğazım düğümlendi. Bağırmak istiyordum ama sesim boğazımda düğümleniyordu. Evin kapısından geriye doğru kaçmak istedim. Adam saniyesinde evin basamaklarını çıkıp beni boğazımdan yakaladı. Kapı demirlerine halatı geçirdi ve ilmeği boynuma taktı. Ben çırpınıp kurtulmak istiyordum ama başaramıyordum. Ne sesim çıkıyor ne de gücüm yetiyordu. Adam ilmeği boynuma geçirmiş. Tam ipi çekeceği sırada "Bismillahirrahmanirrahim" dedi biri. O adam anında siyah bir dumana dönüşerek saniyesinde kömürlüğe girdi. Benim elimde halat, karşımda da komşum Hacer abla vardı. Yüzü buz kesmişti sanki. Beni öyle görünce "Ne yapıyorsun sen?" dedi. Ben korkudan olduğum yere yığıldım. Hacer abla gelip boynumdaki ilmeği çıkardı ve beni içeri taşıdı. Su getirip yüzümü sildi. Benim hala sesim çıkmıyordu. "Cemal kardeş nerede? Menderes nerede?" dedi. Ben başımı salladım. Hacer abla elini başımın üzerine koyup ayet okumaya başladı. Bir anda boğazımdaki düğüm çözüldü ve konuşmaya başladım. Ağlıyordum. "Hacer abla, nedir bu halin Şevkiye? Sen intihar edecek biri değilsin. Neden bu işe kalkıştın?" dedi ağlayarak. "Ben intihar etmek istemedim. Beni asmaya çalışan biri vardı" dedim. Hacer abla yüzünü asarak "Anlat bakalım sen şu işi" dedi. Birkaç gündür yaşadığım şeyleri ona anlattım. En son da az önce başıma gelenleri. Hacer abla gece namazına kalktığı sırada beni pencereden gördüğünü, kendi kendime boynuma ilmek geçirdiğimi görünce koştuğunu söyledi. O gece Hacer ablayla uzun uzun konuştuk. Bana büyü yapıldığından şüpheleniyordu. "Nereden biliyorsun abla?" dedim. Gözlerimin içine baktı. "Ben bilirim kızım. Sen de büyü var," dedi. Sağ olsun o gece Hacer abla beni yalnız bırakmadı. Sabah olunca Hacer abla beni bir hocaya götürdü. Hoca bana dua okuyup nasihatler verdi. Evimi temizlememi, abdestsiz gezmememi ve ayrıca namaz kılıp dua etmemi söyledi. Eğer tekrar birisiyle karşılaşırsam mutlaka tekrar gelmemi söyledi. O gün Hacer ablayla evi baştan aşağı temizledik. Abdest alıp beraber namaz kıldık. Kur'an okuduk. Namazdan sonra Hacer abla sesli bir şekilde dua etmeye başladı. "Bu kadına musallat olan şerli varlıklar, Allah'ın gazabından korkun. Bu kadına yaklaşmayın. Eğer yaklaşırsanız yanacağınızı bilin. Sizi kim musallat ettiyse bunun hesabını ondan sorun. Kim bu kötülüğü yaptıysa aynısını kendisinde bulsun," dedi. Bana dönüp "Bu duayı sürekli tekrarla. Her namazdan sonra dua et. Sana yaklaşmazlar. Sana bu kötülüğü kim yaptıysa ona giderler," dedi. "Tamam abla," dedim. "Acaba bu büyü ne büyüsü ki? Keşke hocaya sorsaydık," dedim. Hacer abla "Gerek yok, ben biliyorum," dedi. "Nedir abla?" dedim. "Ölüm büyüsü," dedi. Elimi boğazıma attım. "Doğru, kendi elimle ilmeği boynuma geçirttiler bana," dedim. O gün Hacer abla akşam eşim gelene kadar yanımda kaldı. Eşime bir şey anlatmadım. Sonra Menderes de geldi. Ben akşam namazı için abdest alıp namaza başlayınca eşim ve Menderes çok şaşırdılar. Namazdan sonra "Hayırdır?" falan dediler. "Ben namaza başladım," dedim. Eşim şaşırmıştı ama çok da sevinmişti. "Benim de hep aklımda ama bahane öğretip duruyorum," dedi. Kalkıp kendi de abdest aldı ve namaz kıldı. İçim ferahlamıştı. Yatsı namazını da beraber kılıp sonra uyuduk. Gece yatmadan da uzun süre dua ettim. O gece çok tuhaf bir rüya gördüm. Gelinim Zeliş sokaklarda eli karnında koşuşturuyordu. Bir o duvara, bir bu duvara savrulup duruyordu. Aniden rüyadan uyandım. Ani kalkışımla eşim de uyandı. "Ne oldu?" dedi. "Kabus gördüm," dedim. Biraz durdum. Sonra eşime "Hadi kalk, gidiyoruz," dedim. "Nereye?" dedi. "Çocuklara bakmaya," dedim. "Bu saatte mi?" dedi. "Evet." Üzerimize montlarımızı giyip tam evden çıkacağımız anda kapı büyük bir gürültüyle vurulmaya başladı. Ben korkudan eşimin arkasına doğru kaçtım. Eşim kapıyı açtığında Zeliş'i yerde yatarken bulduk. Kucaklayıp eve taşıdık. Perişan haldeydi. Konuşamıyordu. Dili tutulmuştu sanki. Kekeleyip duruyordu. Karnını tutuyordu. Ben hemen su getirdim. Elini yüzünü yıkadım. Sonra hemen banyoya gidip abdest aldım. Zeliş'in başına elimi koyup ayet okudum. Biraz sonra Zeliş kendine gelmişti. Bayılmak üzereydi. Yorgunluktan bitap düşmüştü. "Ne oldu kızım?" dedim. Eli karnındaydı ve "Bebeğimi almak istiyorlar," dedi. "Kızım, sen hamile misin?" dedim. Ağlamaya başladı. "Evet," dedi. "Kim almak istiyor?" dedim. "Onlar," dedi ve bayıldı. Eşim buna bir anlam veremedi. Kemal nerede diye düşündük. O bu hafta gece vardiyasındaydı. "Belki de Zeliş evde tek kaldığı için korktu," dedi. Ama benim aklıma başka şeyler geliyordu. Sabaha kadar Zeliş'in başında bekleyip dua ettim. Sabah ezanıyla abdest alıp namazımı kıldım. Sonra tekrar duaya başladım. "Allah'ım, eğer bana büyü yapan gelinimse ve benim ettiğim dua ile ona musallat oldularsa ben ahdimden vazgeçtim. Gelinim hamile ve karnında benim torunum var," dedim. Ağlayıp gözyaşı döktüm. Sabah olunca da Hacer ablaya haber verdim. Olanları anlattım. Hacer abla da büyüyü gelinimin yaptığını söyledi. Zeliş uyandığında hemen karnını tutmaya başladı. "Ne oldu kızım? Gece başına ne geldi?" dedim. Ağlayarak anlattı. Kara kıyafetler giyinmiş bir adamın karnından bebeğini söküp almaya çalıştığını söyledi. Kendini sokağa attığını ve onun hala peşinde olduğunu söyledi. "Korkma kızım, ben yanındayım" dedim. Kahvaltı hazırlarken oğlum da geldi. Evde Zeliş'i bulamayınca buraya koşmuş. Beraber kahvaltı ettik. İkisine de bir şey demedim. Daha sonra Zeliş ve oğlum evlerine gittiler. Akşama doğru Zeliş'i aradım. "Kemal gece vardiyasına gidecekse sen bize gel, tek kalma" dedim. Lafımı ikiletmedi bile. "Tamam anne" dedi. İlk defa bana samimi bir şekilde anne demişti. Kemal işe giderken Zeliş'i de bize bıraktı. Gece yatmadan önce Zeliş'in üzerine dualar okudum. Üstünü örtüp odama gittim. Gece yine tilki uykusuna yatmıştım. Bir ara bir tıkırtı duydum. Hemen fırlayıp kalktım. Zeliş camdan dışarı bakıyordu. "Zeliş" diye seslendim. Sesimi duymamıştı. Salon kapısının gerisinde karanlıkta beklemeye başladım. Zeliş yatağından indi ve kapıya doğru yürümeye başladı. Beni fark etmemişti. "Zeliş" dedim. Duymadı. Bu kızda bir gariplik vardı. Hemen ardına koridora çıktım. Tam kapıyı açacağı sırada kapıyı tutup "Zeliş" dedim. Bana bakıyordu ama ses vermiyordu. Girişteki ışığı açtım. Aman Allah'ım. Göz bebekleri arkaya doğru gitmişti. Bana bakıyordu ama görmüyordu. Korkudan bir süre yaklaşamadım ona. Sonra kolundan sarsıp "Zeliş kızım, kendine gel" dedim. Hala tepki yoktu. Hemen Ayetel Kürsi okumaya başladım. Ben başladığım anda Zeliş kendini yere bıraktı. Menderes'e seslendim. O gelince Zeliş'i salondaki yatağına taşıdık. Başında beklemeye başladım. Nefes alıp verişi, kalbi, her şey normaldi. Sonra uyandı. Bana baktı. "Ne oldu anne? Neden başımdasın?" dedi. "İyi misin kızım?" dedim. "İyiyim" dedi. "Tamam, sen yat uyu, bir şey yok" dedim. O gece sabaha kadar başında bekleyip dua ettim. Sabah uyandığında "Gece bir şeyler gördün mü?" dedim. "Yo, rüya bile görmedim" dedi. Evine gitmek istedi. Ben "Akşama tekrar gel" dedim. "Kemal'in vardiyası bu gece yok, yarın gündüze dönüyor" dedi. Şimdi onlara dikkatli olmalarını nasıl söyleyecektim? Zeliş'le beraber evlerine gittim. Kemal gelince bana "Anne tamam sen git" dedi. Çok zoruma gitmişti. Ben de bir şey söylemeden geri döndüm ama aklım onlarda kalmıştı. O günün gecesi uyurken telefonum çaldı. Arayan Kemal'di. "Anne ne olursun gel" dedi. Eşimi de uyandırıp Kemal'lere koştuk. Zeliş sinir krizleri geçiriyordu. Zor sakinleştirdik. Zeliş kendine geldiğinde ne olduğunu sorduk ama o haline kendisi bile şaşırmıştı. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Sabaha kadar Kemal'lerde kaldık. Ertesi gün Zeliş'leri bizde kalmaları konusunda ikna ettim. Onlara bizim yatak odamızı verdim ve ben eşimle salonda uyudum. Günlerce Zeliş'in gece kalkıp şuursuzca yürümesine veya kendi kendine bağırmasına şahit oldum. Karnı büyüyordu ama Zeliş içten içe eriyordu. Hacer ablayla konuşup onu hocaya götürdük. Hoca okudu, üfledi ve bir muska yazdı. Hocaya büyüyü gelinimin yapmış olabileceğini söyleyemedim. Nasıl söyleyebilirdim ki? Hocaya gittiğimiz günden sonra Zeliş biraz sakinleşti. Bir süre sakin kaldı. Ara sıra yine çığlıkları ve gece uyur gezerliği oluyordu ama çok sık değildi. Doğuma yakın bir zamanda Zeliş evine gitmek istedi. "Neden kızım? Olur mu öyle şey?" dedim. Annesi de gelmek istiyormuş ama bizim eve gelemiyormuş. Ben de ses etmedim. Kız anasıdır, hakkıdır deyip onları evlerine uğurladım. Biz eşimle her gece tetikte bekliyorduk. Ya sancısı tutarsa ya doğurursa diye uyku uyuyamaz olmuştuk. Bir gece eşimle uyurken ev telefonumuz çaldı. Arayan Kemal'di. Sesi çok kötü geliyordu. Hemen eşimle Kemal'lere koştuk. Kemal kapıyı açtığında üstü başı ve elleri kan içindeydi. Ben şok geçirmiştim. Eşim hemen içeri koştu. Ben Kemal'e baka kalmıştım. "Ne oldu oğlum?" dedim. Ağlıyordu. "Anne bilmiyorum, ben yapmadım" dedi. İçeri girdiğimde o korkunç manzarayla karşılaştım. Zeliş yerde kanlar içinde yatıyordu. Bebek Zeliş'in hemen ayakları dibindeydi. Çığlık atmaya başladım. Eşim bebeği alıp nefesine ve kalbine baktı ama sanırım artık o da yaşamıyordu. Ben koşup Zeliş'e baktım. Kalbi atmıyordu. Ben kendimi paralayıp Kemal'in göğsünü yumrukluyordum. "Nasıl yaptın bunu? Neden yaptın?" diye bağırıyordum. Eşim benden daha soğukkanlı davranarak Zeliş'i kucaklayıp arabaya taşıdı. Sonra gelip bebeği aldı. Kemal elleri kanlı bir şekilde hala şoktaydı. Onu da zorla arabaya bindirdi. Ben de arka koltuğa Zeliş'in ve bebeğin yanına bindim. Zeliş'in başı kucağındaydı. Hastaneye kadar geçen sürede ömrümden ömür gitmişti. Kemal hiç konuşmuyordu. Hastaneye vardığımızda artık çok geçti. Polis Kemal'i tutukladı. Zeliş'i ve bebeği toprağa verdik. Kemal mahkemede hiçbir şey hatırlamadığını söylüyordu. Ama mahkeme karşısında tek suçlu oydu. Hakim kararı bir sonraki mahkemede verecekti. O süreçte Kemal'i yalnız bir kez görme fırsatım oldu. Bana da hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sonraki hafta Kemal cezaevinde faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Kalbinden bıçaklanmıştı. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.